17. Bölüm. Canavarın sırtındaki kadın. 7 tasa alan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Engin suların kenarında oturmuş büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı sana göstereyim. Dünyanın kralları onunla cinsel ahlaksızlığa düştüler. Yeryüzünde yaşayanlar onun ahlaksızlığının şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu ve üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar ve incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle ve cinsel ahlaksızlığının çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu esrarengiz adı yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının kutsalların kanıyla ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana, "Neden şaştın?" diye sordu. Kadının ve onu taşıyan 7 başlı, 10 boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. 7 baş, kadının üzerinde oturduğu 7 dağdır. Aynı zamanda 7 kraldır. Bunların 5'i düştü, biri duruyor. Öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa bir süre kalması gerek. Yaşamış ama artık yok olan canavarın kendisi 8. kraldır. 7'lerden biri olup yıkıma gitmektedir. Gördüğün 10 boynuz henüz egemenlik sürmemiş 10 kraldır. Ama bunlar canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecektir. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Bundan sonra melek bana dedi ki, şu gördüğün sular, yani fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir. Gördüğün canavar ve 10 boynuz, fahişeden nefret edecekler, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Onun etini yiyip, kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı kendi amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Şöyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek, krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın, dünyanın kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir.